Mekke'de hac ibadetini gerçekleştiren binlerce Müslüman hacı oldu. Bayramın üçüncü gününde cemarata giden hacılar şeytan taşladı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Hüseyin Koçak da hac yolculuğunu adım adım takip etti. Evet, kutsal topraklardayız ve hacıların Arafat'tan sonra da hac görevleri devam eden bir başka noktada bizler şu anda cemarattayız. Yani şeytan taşlanan noktadayız ve buraya da yine milyonlarca hacı gelerek burada küçük şeytan, orta şeytan ve büyük şeytan olarak burada taşlamaya devam ediyor. Hatta bizler de şu anda taşlarımızı attık, aldık. Birazdan bizler de şeytanı taşlayacağız. Peki tam olarak nasıl yapılıyor ve bundan sonra neler var? Bunda değerli yayın konuğumuza Kütahya İl Müftüsü. Aslında ilk gün itibariyle İrfan Açık hocamız bizlerle birlikte. Bugün de birlikte şeytanı taşlayacağız. Evet hocam, şeytan taşlamaya geldik. Aslında dün gelmiştik ama bugün herhalde dün 7 taştı. Bugün toplamda 21 taş atacağız. Evet. İnşallah bugün hac vazifemizin önemli yerlerinden bir tanesi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetini, özellikle oğlunu çocuğunu kurban kesme hususundaki mücadelesini temsil eden, şeytana karşı mücadelesini temsil eden çok önemli bir yerdeyiz, alandayız. Şu anda El Cemretü Sura dediğimiz küçük şeytandayız. Bir daha söyler misiniz adını? Şu anda El Cemretü Sura, yani küçük taş atılan, küçük taşlama yeri, küçük şeytan diye isimlendiren yerdeyiz ve burada şu anda 7 taş atacağız. Ve şeytan taşlama yaptığımız esnada da Bismillahi Allahu Ekber rağmen li şeytani ve hizbi diyor. Yani şeytana rağmen Allah'ın yüceliğini ifade ediyoruz. Burada mücadelemizin, azmimizin, gayretimizi şeytana, şeytanlaşmışa, kötülüklere, nefsimize, hırsımıza, yani bencilliğimize, bütün o bizi kuşatan engellem, Allah'a giden yolda, Allah'a ulaşılan yolda, hayra, hakikate, adalete karşı olan tüm yolları tıkamanın bir sembolü olarak biz burada şeytanı ve şeytanın avanesini taşıyoruz. Burada. Hocam, bir yandan siz burayı anlatırken, bundan sonrası da var tabii. Siz orayı anlatırken ben de hatta yayında şimdi hemen taşlamak isterim. Siz burada devam edin, buyurun. Tamam. Şimdi şu anda arkadaşımız Mehmet şeytanı taşladığı sırada kardeşimiz, kameraman kardeşim Hüseyin de gösteriyor. Şu anda bir niyetimiz var. Kardeşlerimizle birlikte bizim mücadelemiz kötülüklere karşı. Herkes günah işleyebilir, eksiği olabilir, yanlışı olabilir. Burada bu yanlışa, bu kötülüklere, bu eksiklerimize, bu bencilliğimize, bu hırsımıza, bu dünya kokan halimize karşı ahiret yolculuğumuzu ifade eden şeytanla mücadelenin bir remzi işaretidir. Evet hocam, şu anda bir görevimizi daha yerine getirmiş olduk. Evet. Şimdi sizler de taşlayacaksınız. Size çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Devam edeceğiz. İnşallah. Diğer bölümlerde de birlikte olmaya devam edeceğiz inşallah. Evet, şu anda Hüseyin, bir yandan da dikkat et, taş gelmesin. Evet, şu anda görüyorsunuz. Burası dediğimiz gibi küçük şeytanın olduğu yer. Burada taşlanıyor. Hemen ileride orta şeytan var. O da şimdi burada 7 taş. Sonrasında 7 ve en büyük şeytan olmak üzere orada. Evet, 7 taşta. Hüseyin, şöyle gelebilir misin? Evet, şu anda burada şeytan taşlama işlemi devam ediyor ve bizler de dediğimiz gibi Arafat'ta, Arafat Vakfesi'nin ardından hacılar, tabii ki hacı oldular, taş bu şekilde şeytanların taşlanması devam edecek ve böylece hac görevinin, hacın önemli bir görevi daha da yerine getirilmiş olacak. Evet, bizler cemaratta, yani şeytanın taşlandığı noktada bu yayınımızı gerçekleştirdik. Bundan sonraki bölümleri de kutsal topraklardaki her bir gelişmeyi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Çünkü kutsal topraklarda olmayı arzu eden, biliyoruz ki milyonlarca insan var. Dileriz isteyen herkes hac vazifesini yapmak üzere bu kutsal topraklara gelir diyerek buradan sözü tekrar size bırakalım.